Tabii ki Süper Lig'e çıktık. İlk göz ağrımız ve ilk teknik ekip Ömer Erdoğan ve ekibiydi. 2 yıldır beraberiz. 2 yıl sonunda Ömer Hoca benden izin istedi. O izinin karşılığında ikimizin konuşmaları sonunda bundan sonra en azından kısa dönem için faydasının az olacağını hissetmiş ki bizden izin istedi. Biz de bu izin istemesinin karşılığında hem onların kendi istikbali için, hem huzuru için, hem bundan sonraki deneyimlerinde rahat hareket edebilmeleri için Atakaş Hatay Sporu'nda bundan sonraki güzergahında kendi yolunu farklı bir arkadaşımızla çizmesi için Ömer Hoca ile anlaşarak ayrıldık. Ama 2 yıllık bir süre içerisinde biz abi kardeş gibi bir diyaloğumuz vardı tüm yönetimle, benimle. Ve genelinde de 2 yılın sonunda başarılı bir performans sergilediler. Biz Ömer Hoca ve ekibine teşekkür ediyoruz. Ama hiç kimse hiçbir yerde baki değildir, kalıcı değildir. Her makamın bir sonu vardır. Her mesleğin bir sonu olduğu gibi. Bu 2 yıllık süre içerisinde eğer gerçekten çok yorulduysa, tabii ki son zamanlarda da özellikle Ramazan öncesi, Ramazan sonrasında da biraz negatif sonuçlar olunca herhalde çok üzüldü. Ve üzülmenin sonucunda da biraz dinlenme ihtiyacı duydu. Biz insan kazanmak için buradayız. 2 yıllık tecrübe onları belki de gelecekte çok daha iyi yerlere taşıyacaktır. Biz onlardan çok şey öğrendik. Onlar da bizden çok şey öğrendi. Ama insan yaşamı süresince o pozitif tecrübeyle ileriye doğru gidebiliyor. Belki hepimizi üzen bir karar ama Atayspor'un geleceği adına hayırlı bir kararsa, bazen gözyaşıyla da olsa bu kararı almaktan çekinmeyeceğiz. Ama dediğim gibi Ömer Hoca'nın bizde sonsuz kredisi vardı, hala var. O izin istediği için biz izin verdik. Ama gelecekte ne olur bilemezsiniz. Gelecekte bakarsınız. Başka bir zamanda yollarımız tekrar kavuşabilir. Ve biz o yolların kavuşmasında da memnun oluruz. Yani hiç kimse bunun altında kötü bir şey aramasın. Hiç kötü bir şeyimiz olmadı. Hiçbir anlaşmazlığımız da olmadı. Biz sporu ve spordaki centilmenliği, spor ruhunu bilen insanlarız. Bizimle birlikte aynı sinerjiyi gösteren 2 yıllık bir süreç geçirdiler. Biz ancak teşekkür ederiz hizmetlerinden dolayı ve bundan sonraki hayatlarında da başarılı olmalarını temenni ederiz. Biz dün de abileriydik. Bundan sonraki dönemde de abiler olmaya devam edeceğiz. Biz de Atakaş Hatayspor'un geleceği adına teknik arayış içine girdik. Bir tane arkadaşımızla yarın akşam yönetim kurulu topluyoruz. Bir tane herkesin tanıyabileceği bir arkadaşımızla yarın görüşmemiz olacak. O görüşme sonucunda pozitif sonuçlar olursa sizlerle onları paylaşırız. Yerli Ama yabancı. görüşene kadar yerli Türk biz. Bizim felsefemizde yerli ve milli felsefesi vardır. Ama yalandan yerli ve milli değil, gerçek yerli ve milli. Bir Türk, bir arkadaşımız. Çok böyle ismini duyamayabilirsiniz ama herkesin tanıdığı tecrübeli bir arkadaşımızla ilk görüşmeyi yaptık. Yarın davet ettik. Yarın da işte bugün öğlene sonra görüştüm. Yarına davet ettim. Yarınki davet sonunda akşama toplantıda arkadaşlarla birlikte karar vereceğiz. Tabii ki ben belki işin başında görünsem de orada bir yönetim kurulu var, bir başkan var. Biz önemli kararları birlikte veriyoruz. Ama bazı kararlar oluyor ki ben de katkı sağladığım zaman onlar saygı duyuyorlar. Ben ilk görüşmeyi bugün öğle sonra yaptım. Yarın akşam yönetim kurulundaki arkadaşlarla birlikte karar verebileceksek o arkadaş adına vereceğiz. Veremiyorsak başka bir işe gireceğiz. Ama bizim felsefemizde biriyle yol yürürken diğerini elini tutmayız. Biz Ömer Hoca ile bu konu netleştikten sonra arayışa girdik. Onu söyleyeyim. Yani bizim böyle bir arayışımız yoktu. Ömer Hoca da bana konuştuğunda ben hiç kimseyle gelecek adına konuşmadım, anlaşmadım.
Ama biraz özellikle ruhsal anlamda dinlenmem gerekiyor. Verimli olamayacağım dedi. Şimdi verimli olamayacağım diyen insanı da zorla tutarsanız hem onu kaybederiz tamamen hem de Atakaş Hatayspor'u kayıplar yaşatırız. Her iki tarafın hayırlı olan bir karar verdik diye düşünüyoruz. Ama tabii ki üzüntülüyüz. Burada pırlanta gibi bir teknik ekibi kaybettik. Ama onları tamamen kaybetmektense, Hatayspor'a zarar vermektense böyle bir karar inşallah iki taraf adına da hayırlı olur. Sözleşmesi biten oyuncular Adama Traore var. Oturup konuşacağız ama büyük ihtimal gider o. Onun dışında Kaptan Mamo var. O da büyük ihtimal gider. Çünkü biliyorsunuz şu anda daha yayın sözleşmesi bile yapılmadı. Ve gelirler çok düşüyor. Öyle 1 milyon dolarlık, 1 milyon euroluk futbolcuların artık o Anadolu takımlarda oynaması gerçekten lüks. Bu nedenle çok daha mütevazi bir kadro kurmak zorundayız. Ama mütevazi kadro kurup da Atakaş Hatayspor yarışmacı ruhundan ayrılacak mı diye sorarsanız öyle bir şey yok. Biz yine oyunun içinde olacağız. Yine büyük takımlara dahi kök söktürecek bir takım kuracağız. Yani hiç kimse yarın adına bir çekincesi olmasın. Umutları devam etsin, hatta artarak devam etsin. Biz 2 yıldır daha da tecrübe kazandık. Artık her şeyi daha dengeli, daha şuurlu ve gelecek adına daha emin adımlarla yapacağımızı bilsinler.